Yüz yüzeyken konuşuruz. Hoş geldiniz. Gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, bas gitarda Can Tunaboylu, davulda Can Kalyoncu ve klavyede Baransel Ökmen'den oluşan genç adamlardan kurulu bir grup. Kaan da hemen yanımda. İlk defa bu programı böyle 6 kişi beraber yapıyoruz. Hepiniz kısa boylu musunuz? Genel olarak. Ortalamayız sen hariç. Sen hariç mi? Sen boy 86. 86. Hakikaten diğer arkadaşlara göre hakikaten uzunmuş. Ben ilk geldiğinizde ne kadar kısa boylu bir grup geldi dedim. Yüz yüzeyken konuşuruz. Grubun ismini sormayacağım. Çünkü sorunca çok uzuyor bunlar. Her yerde belki soruyorlardır. Diğer niye böyle uzun isimler veriliyor gruplara diye. Fakat hakikaten bu şehir hayatının içinden filizlenmiş, bizzat şehrin içinden gelmiş ve entelektüel gruplarda bu isimleri görüyoruz galiba şimdi, değil mi? Böyle söylesem ayıplar mısınız beni? Böyle yaygın desem, şu an evet. Ha? Böyle desem olur mu? Olabilir, ayıplamayız. Ha? Doğru da bence. Doğru mu? Doğru tabii. Evet. Peki bu Bostancı Gösteri Merkezi'nde 7 Nisan'da bir konser verdiniz. 5000 kişilik bir konser ve bu konser aynı zamanda kayıt altına alındı ve 25 Ekim'de de Blue TV'de yayınlandı. Bu konserin sahne kurulumundan grubun konser mekanına geçmesi, röportajlar, kulisteki heyecanlı bekleyişler, konserde yaşanan unutulmaz anlar hepsi bu konser belgesel paketi içerisinde seyirciye sunuldu. Nasıl karşılandı, nasıl tepkiler aldınız? Sizden başlayalım, devam edelim. Yani aslında ben dürüst olayım, çok tepkileri takip etmeye fırsatım olmadı. Niye? Olmadı. Ne yapıyordunuz yani, o sırada? Niçin çünkü insan bir şey yapıyor, tepkileri yani nasıl takip ediyorsun? Yani ben biraz sosyal medyadaki tepkilerden korkuyorum açıkçası. Yapayım. O yüzden çok takip edemiyorum ama sanırım siz etmişsiniz. Ben açıp da bakmadım açıkçası hiç. Ben yani ekşi sözlüğe baktım sadece. İyiydi, bir tane yorum gördüm belgesellerden. Yani yakın çevremden iyi tepki aldım. Arkadaşlarınız beğendi. O, iyi bir şey yani. Gördüğünüz gibi konuk aldığım hiç kimseye benzemiyorlar. Yani bir şey yapıyorlar. Birisi ek sözlüğe bakıyor. Diğeri hiç fırsat bulamamış. Belki umurunda değil. Oh, ne acayipsiniz ya. Yani. Annem gururlandı. Evet. Peki. Sosyal medya, yani sosyal medya neyse işte o Twitter, Instagram ya da başka şeyler, bunlarla alakanız var mı? Var. Instagram kullanıyoruz herkes gibi. Herkes kullanıyor mu Instagram? Kullanıyoruz ama biz biraz da aslında mizahi tarafını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bizi dinleyen jenerasyon da aslında hani bu siz de bilirsiniz İnci Sözlük'te başlayan o jenerasyon. İnternette daha çok trollüyle ön plana gelen jenerasyonun dilinden biraz daha anlayabilmek için biraz daha mizahi yönden kullanmaya çalışıyoruz ama tabii ki bizimle alakalı her şeyi Instagram hesaplarımızdan, Facebook'tan takip çok edebiliriz. Çok da aşırı kullanmıyoruz ama. Hani bazı sanatçılar çok fazla kullanıyor. Her gününü anlatıyor. İşte de her şeyi storylerle akışta anlatıyor. Onlar baskı altındalar. Çünkü onların management'ları, şunları bunları diyor ki sabah kalktığında bir tane post at, sonra öğlene doğru bir tane İlaç almak gibi bir şey onlar için. Ondan sonra yemek yedikten sonra bir tane daha post at filan. Öyle bir hayatları var. Evet, kimisi de kendi tercih ediyor. Paylaşmayı seviyor. O kadar. Siz paylaşmayı sevmiyorsunuz. Her şeyi paylaşmıyoruz. Biz sahnede paylaşıyoruz. Evet. Dalga geçmeyi daha çok seviyoruz aslında. Evet, ama dinleyicimiz de değil, kendimizde. Ya benim Twitter'ım yok ama haberleri birinci ağızdan takip etmek için kullanıyorum. Hiç post yazmıyorum mesela. Nasıl geçiyor hayatınız? Genelde evde müzik yaparak ya da bir şey izleyerek, film bizim izleyerek. Kadıköy'de geçiyor aslında. Özellikle dördümüzün. O anlaşılıyor. Nasıl? Yani Kadıköy, Altıyol taraflarında mısınız? Altıyol tarafında mısınız? Ben Kadıköy Moda'dayım, Kızıl Toprak'ta. Yani Barlar Sokak'ta. Ben bulabilirsiniz. Ama Kaan değil. Engin yeni geldi. Benimki neresi oluyor? Senin sen direkt yeni. Barlar Sokak'ta. Ben Karagümrük. Yeni geldi ama karşıya özde tekrar dönecek. Evet. Ama Bahariye. Senin, siz neredesiniz tatlım? Ben de Bahçeli Evler'de ailemle yaşıyorum. Grubun çocuğu o ben olduğum için. Bir grup düşünün ki solist Bahçeli Evler'de annesi babasıyla yaşıyor. Öyle bir grup. Müthişsiniz. Çok çok tatlı bence. Harikulade. Peki ne zaman bir eve çıkma görünüyor? Yakınlarda var öyle bir plan. Ciddiye bindi. Ama herhalde anne baba çok iyiler. Tabii tabii, onlar canlarım zaten. Sağlar değil mi? İkisi de anne de baba da. Evde başka büyük var mı? Başka büyük yok ama ablam ve ablamın kızları sürekli taciz etmekteler bizi. Onlarla uğraşıyorum ben de. İki tane ne küçük şey şekerim ya. Vallahi canım çekti.
bir evde yaşamayı. Vallahi yapayalnızım uzun yıllar. Estağfurullah. Herhangi bir yerde olabilir. Aileyle yaşamak çok güzel. Peki bu tabii ki bir başlangıç, yani 2011'de kurulmanızla beraber aslında çok rahat gelmişsiniz değil mi? Yani bir fazla bir alışa geldiğimiz tarzda bir tırmalama yok sizde. Çünkü ilk başta benim öndeki notlara göre sadece genç bir şarkı yazarının video kamerayla kaydedip yayınladığı şarkılardan oluşan bir proje gibi görünüyor. Daha sonra insanlar şarkılara ilgi gösteriyorlar. Tabii internet bu arada gelişiyor ve tabii ki internette tepkiler geldikten sonra siz ve Engin Sevik bir araya geliyorsunuz. Hı hı. O bir araya geldiğinizde ne konuşuyorsunuz? Ne dediniz o zaman? İkiniz bir araya geldiniz. Nasıl bir araya geldiniz? Şimdi şöyle oldu. Aslında benim en başında bir klavyeciye ihtiyacım vardı. Piyano çalacak bir arkadaşıma ihtiyacım vardı. Çünkü zaten gitarları ben çalıyordum. Hı hı. İki kişi olmak da hayalim. Hı hı. Sonra gelişen süreç içinde Engin ikinci gitar, eşlik gitarlara geçti. Ve sonra yıllar içinde de bu kadro şekillendi. Hmm. 2013'te ilk albümü yapana kadar aslında ikimiz beraberdik Engin'le. Evet. Ama böyle bir çabalamadınız değil mi? Yani bir arkanızdan iten ya da önden çeken biri yoktu. Yani bir menajer, turne menajeri, plakçı, şucu, bucu falan filan. Yani aslında bütün müzik... endüstrisi kuralları dışında, o kurallara uymadan gelişti diyebiliriz. En büyük faktör YouTube'tu. YouTube'un yeni yeni Türkiye'de popülerleşmesiydi zaten. Ama işin komik tarafı da hiçbir şarkımızı biz kendimiz YouTube'a yüklemedik. Hep başkaları tarafından yüklendi. Evet. Bu da yani onun takibini boş vermemiş olmamız da aslında biraz bizim yanlışımız. Hayır değil, değil. Hala çok coolsunuz. Yani son baksana böyle bir şey hakkınızda bir belgesel yapılıyor. Ve başkaları sizden gizli yapmışlar gibi ama bakmadık, ilgilenmedik filan. Ve 2013'te Evdekilere Selam albümü yayınlanıyor. Evet, ilk albümümüz. Niye ilk albümün ismi Evdekilere Selam? O zaman, yani o zamanki ruh halimiz herhalde çok da mantıklı. Yani grubun isminin de mantıklı bir açıklaması olmadığı için. Çok güzel, çok güzel. Peki, sonra 2014'te ikinci albüm, işte bu isim çok güzel, Otoban Sıcağı. Evet. Çok güzel bir isim. Teşekkürler. Harikulade. Teşekkür ederim. Ve 2017'de Akustik Travma. Hı? Akustik Travma'dan sonra da iki tane single'ımız var. Evet. Şimdi de üçüncü çıkacak. O iki single isimlerini söyler misin? Boş Gemiler ve Ölsem Yeridir. Son iki single'ımız. Şimdi de Ocak ayında sanırım inşallah. Ocağın ikinci haftasında bir şarkı daha geliyor. İsimli single'ımız çıkacak. Onu da New York'ta kaydettik. Ne fark eder, single'dan saymıyor muyuz? Yok, fark eder. Çok eski. Bu son çıkacak single'ımızı New York'ta teybe, bandkayda analog şekilde kaydettik. O yüzden bizim için biraz önemli.